Merhaba, bu videoda sizlere Fusion 360 içerisinde Preference olarak adlandırdığımız Fusion 360 ayarlarına nasıl yapıldığını aktarmaya çalışacağım. Ekranımızın sağ üst köşesinde görmüş olduğunuz Account bölümüne tıkladığımızda açılan pencereden Preference'e tıklayarak ekranımızda Ayarlar bölümünü karşımıza getirebiliyoruz. Burada birçok ayar olmasına rağmen ben sizlere ihtiyacımız olan önemli noktaları aktarmaya çalışacağım. Genel kısmında yani genel pencerede ilk açtığımızda karşımıza kullanıcı dili olarak bir bölüm geliyor ve buradan İngilizce, Japonca ve Çince dillerini seçerek herhangi biriyle çalışmaya devam edebiliriz. Grafik driver'a tıkladığımızda ben burada DirectX 9 ve 11 olarak iki tane seçerek görüyorum. Ben de Auto Select aktif yani otomatikman bu grafik Driver'ını seçecektir bir sonraki ayar ise e, Fusion 360 biliyorsunuz bulut tabanlı bir yazılım e, burada e, internetten bağımsız olarak e, veri dosyalarının yani çizim dosyaların kaç gün boyunca e, offline keş bellekte durabileceğini gösteriyor burada 15 gün olarak kayıtlı 15 gün sonra sistemin bir yenilenmesi gerekecek devamında isterseniz bu süreyi artırıp azaltabilirsiniz Devamında önemli bir nokta otomatik e, recovery dediğimiz e, çalışma esnalarında veri kayıplarını önlemek adına her 5 dakikada bir burada seçili ayara göre her 5 dakikada bir otomatik e, kayıt yapacaktır ve e, dilerseniz siz bu süreyi arttırıp azaltabilirsiniz. Tabi bu da performansınızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Kim e, zaman yarım saate çıkarttıysanız veri kaybı riskiniz artar. E, 3 dakikaya 2 dakikaya indirirsiniz. Her defasında kayıt almaya çalışır performansınız düşer gibi. E, bunu artık sizin karar gerekir Daha devamında ise eğer Fusion 360 tarafından size öneriler sunulmasını isterseniz, komutlarla alakalı hatalar vesaireler bildirilsin isterseniz buradaki seçenekleri seçmeniz gerekmektedir. Son olarak ise e, alt kısımda bakın orbit kısmında free orbit seçeneği var. Aşağıdaki görmüş olduğunuz komutlardan veya orbit komutunu çalıştırmak istediğinizde iki tür var. Biri konsolide döndürülen, yerinde döndürülen, bir tanesi de serbest 360 derecenin her tarafına döndürülebildiği bir orbit. Hangisinin varsayın olarak aktif olmasını istiyorsanız onu seçmeniz yeterli. Komuta girdiğinizde direkt bununla çalışacaktır. Default Zoom Type'da da yine Zoom komutuna girdiğinizde ekranda ben fit olsun istiyorum ya da Window dediğimiz pencere yöntemiyle bir zoomlama işlemi gerçekleşiyor. Tabii şimdi bu komutları çok fazla kullanmadığımız için biraz anlamsız gelebilir ama sadece burada bir ayarın olduğunu yani varsayılan ayarlarını değiştirebildiğini bilmekte fayda var. Son olarak da pan zoom Orbit bölümünde e, bir başka programdan e, yani bir başka program kullanıcısıysanız ve bu programa geçiş yaptıysanız e, buradaki aşinalığı bozma bakımdan hani pan zoom ve orbit kısa olur nasıl olsun Fusion, Alias, Inventor ve SolidWorks uyumlu şeklinde herhangi birini seçebilirsiniz. Bir başka nokta ise e, Fusion 360 içerisinde birimler bölümü. E, birimler bölümüne geldiğinizde e, şu, bu bölümden e, Virgülden sonra kaç basamak olacağını seçebilirsiniz. Açılar için virgülden sonra kaç basamak seçilecek? Bilimsel ölçülendirmelerde bilimsel değerler nasıl yapılacak? Bu şekilde birimlerinizi seçebilip buradan ayırabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Bir başka bölüm ise. Default Units bölümünde e, Design bölümü için ben de milimetre seçili, Cam için milimetre, Simulation için de e, uzunluklar için milimetre, kütle için kilogram ve seyre e, ayarlar burada mevcut. Şimdi burada ben çok yüzeysel kısımları size ifade etmeye çalıştım. E, bazı bölümleri ise Çizim ekranında çalışırken ihtiyaç duyduğumuz anda buraya gelerek işte arkadaşlar bununla konuyla alakalı değişikliği buradan yapabilirsiniz şeklinde aktarmak istiyorum. Daha verimli olur. Aksi hani bir süre sonra buradaki ayarların unutacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ihtiyacımız olduğunda buraya gel gelirsek çok daha fayda olur ve hafızamızda yer et işgal etmiş olur diye düşünüyorum. Bu dersimizde sizlere Fusion 360 içerisinde preferans komutlarından bahsettim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.